Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli bir tatlı yapacağız sizinle. O kadar basit ki ve az malzemeli bir tarif. Hemen başlayalım o halde. Öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi şerbetimizi yapıyoruz. Burada 4 su bardağı suyum var. 3,5 su bardağı da toz şeker ilave ettim. Karıştırıyorum güzelce toz şekerimi eritmek için. Şöyle yarım bardağı da burada kalmış. Yaklaşık 20 dakika kadar kaynayacak. Kaynadıktan sonra bir dilim limon ilave edeceğim. Bir 5 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Şimdi biz hamur yoğurmaya başlayalım. Buradaki malzemelerim yarım su bardağı toz şeker, fakat ben ölçerek size kaşık ölçüsü de vereceğim. 4 kaşık oluyor. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Biraz fazla kaçırmışım, o yüzden dibini dökmeyeceğim. Malzemeleri çırpıcı ile karıştıracağım. İyice sanki mikserle çırpmışım gibi bir durum olacak arkadaşlar. 3,5 bardak un eledim. Yavaş yavaş unumu ilave edeceğim daha sonra. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyam var. Vanilya zorunlu değil. Dilerseniz limon kabuğu veya portakal kabuğuyla lezzetlendirebilirsiniz. Kabartma tozumu da eleyeyim. Hatta vanilyamı da eleyeyim onunla birlikte. Bir kez daha elemek istiyorum. Çünkü yaylada kalmış unla yapıyorum. Ne olur ne olmaz biraz daha dikkatli olmam lazım. Şöyle birer bardak birer bardak eleyeceğim. Çok istek alan güzel bir tarifimiz olacak bugün. Unun tamamını vermedim. Unum da köy unuydu. O yüzden biraz rengi esmer gibi. Buraya kadar izlediniz. Teşekkür ederim. Beni nereden izliyorsanız lütfen yazar mısınız? Ben şu anda Antalya'nın Alanya ilçesi. Gerçi Alanya yakında il olacak diyorlar. Çayarası yaylasındayım. Yani dağlardayım. Evet, sanki yeterli gibi, fakat bir bardak daha alır gibime geliyor. Ben fırın tepsime farkındaysanız yağlamadım. Yağlı kağıt da sermedim. Hamurum yeterince yağlı zaten. Şimdi birinci tepsim hazır. Ben fırınıma gönderiyorum. 180 derecede pişecek. Birazcık genişleyecekler. Şerbetimi söndürdüm. Sonuçta görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. İlk tepsimdeki gibi parmak şeklinde kaldığı takdirde bal parmak tatlımız oluyor. Şimdi ben bu ikinci tepsimi diyeyim. Aslında bir tepsi olur da benim fırınım küçük olduğu için. Şöyle yapacağım. Ortadan kesikler atacağım. Ve bu defa bademe benzediği için ismi bal badem tatlısı oluyor. Aslında aynı hamurla iki tatlı yapmış oluyoruz. İsteyen iki ölçü yapar. Bir tepsisine bu şekilde, bir tepsisine bal parmak şeklinde. Diğer tepsim fırında. Şöyle bir kahvaltı bıçağıyla, ucu yuvarlak, çok keskin değil, badem şekli verdim. Şu küçük artan hamuruma da şöyle bir çizgi çekeyim. Evet. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Fırından aldım. Biraz İlk sıcaklığı geçti.
Şerbetim de zaten bu arada soğudu. Görüntüsünden dahi belli değil mi arkadaşlar? Kıyır kıyır oldu. Biraz çeksin. Sonra bir fasıl daha şerbet gezdiririm. Biraz portakal rendeledim. Şöyle portakal kabuklarıyla üzerlerine renk vermek istiyorum. Size fikir olsun diye söylüyorum ayrıca. Şöyle de bir bakalım. Tabii ki bal badem tatlısının hamuruna da biraz irmik koyabilirsiniz. Benimki bal parmak tatlısı tarifi. Şöyle göstereyim yakından içini de. Şerbetini gayet güzel çekti. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.